Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlinnar. Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. İki gündür yapıyorduk. Bu üçüncü günümüz ve üçüncü dersimiz. İki günde denk geldi ancak ikişer paragraf okuyabildik. Her iki günde Besmele'nin Müslümanların hayatında neden önemli olduğunu, neden Müslümanların Besmele'yi ağırlıklı bir şekilde kullandıklarını, önemsediklerini, Kur'an'da her surenin Besmele ile başlamasının sırrını, daha bunun gibi Besmele ile alakalı ne varsa onları anlamaya, konuşmaya, idrak etmeye çalıştık. Hayatımızdaki iz düşümleriyle beraber görmeye çalıştık. Bugün biraz değişik bir bahse geçiyoruz artık. Fakat yine dünkü bahsi bir okuyalım isterim ben. Çünkü ne okuduk, dün neler konuştuk buna dair böyle 1-2 dakikalık bir özet çıkaralım. O zaman yine ben hızlıca bir okuyayım o iki paragrafı. Arkasından bugünkü bahsimize geçelim inşallah. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedi ve hakimi ezelisinin ismini al. Yani besmeleyi söyle, besmeleyi kuşan, besmeleyi idrak et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rabd edip, Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Aslında işte bu paragrafın finalindeki örnekleme düğümleri çözen bir şey. Yani o Bismillah'la bizim ne yaptığımızı, içimizde dışımızda Bismillah'ın ne ifade ettiğinin düğümünü çözen bir temsil. Bir daha okuyayım. Geçen ders birazcık konuştuk. Hani bu dersi ilk kez izleyenler varsa bir önceki derse bakmalarını isterim. Onun en azından final kısmına. Çünkü orada bu bahsi biraz konuştuk. Ne anlattığını konuştuk. Evet, bu kelime ile hareket eden, yani Bismillah'ı diyen, Bismillah'ı hisseden, kuşanan, o adama benzer ki askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. Artık kendisi değil. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Şimdi yeni bahse geçiyoruz. Başta demiştik, bütün mevcudat lisanı hal ile Bismillah der. Öyle mi? Başta nerede söyledi bunu? Hemen onu da hatırlayalım. İlk paragrafta söyledi bunu bize aslında. Orada bunun üzerinde çok durmadık, hızlı geçtik. Ama burada onu açacağız zaten, detaylı bir şekilde konuşacağız. O paragrafı da bir okuyayım ben. Başta nasıl demişiz bunu öğrenmiş olalım, hatırlamış olalım daha doğrusu. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı hal ile, bakınız işte burası, bütün mevcudatın lisanı hal ile virdi zebanıdır. Yani sürekli zikrettiği, virt edindiği bir şeydir diyor, lisanı haliyle, tavrıyla, davranışlarıyla, hal dili o demek. Hani bazen bir insanı görürsünüz, lisanıyla size sıkıntıda olduğunu göstermez, söylemez ama hal dili der ki her tarafından ben sıkıntılıyım kardeşim, bugün bende bir sıkıntı var, bir dert var mesela. Of der, pof der, işte kaşını gözünü oynatır falan.
Veya sinirli bir adamın el hareketlerinden, kol hareketlerinden anlarsınız ki bir şeye sinirlenmiş. Fakat diliyle size bunu söylemez belki. Ben sinirlendim demez, kavga ettim demez. Ama o gerginliği her haline, her tavrına yansır. Belki elleri de titriyordur mesela. Böyle şeylerden onun o halde olduğunu anlarsınız. O hali kuşandığını anlarsınız. İşte varlığın da biz Bismillah halini kuşandığını lisan-ı halinden anlıyormuşuz. Ama mesela ehlullah varlığın zikrettiğini de duyuyorlar değil mi? Böyle kerametler çok rivayet ediliyor bizim kaynaklarımızda, menkıbe kitaplarımızda vesaire. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahabelerin büyükleriyle beraber yaşadığı bir hadise var. Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde de anlatılır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yerden bir avuç taş almış, avucunda zikretmiş. Sonra Hazreti Ebu İkra radıyallahu anh'ın avucuna koymuş, gene zikretmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın avucuna koymuş, yine zikretmiş. Böyle Hazreti Osman, Hazreti Ali vesaire koymuş, zikretmiş. Ne zaman ki Ebu Zer radıyallahu anh avucuna koymuş, zikri kesilmiş. Aslında burada bir işaret de var o sahabelere. Yani bazılarının makamı bazılarından geride. Onlar da zikretmeye devam ediyor ama Ebu Zer radıyallahu anh da zikretmiyor. Demek ki onun durumu diğerlerinden geride. Yanlış hatırlamıyorsam bu isimlerdi. Yani burada da bir ders var. Hatta şöyle de bir inceliği var o hadisenin, naklinin. Biliyorsunuz Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh daha sonra Hazreti Osman radıyallahu anh ile bir ihtilafa düşüyorlar yani. Zekat meselesinden. Hani varlığın ne kadarı sadaka zekat olarak verilmeli, ne kadarı verilmemeli. Hazreti Osman ümmetin umumunun da iştihadı üzere diyor ki yani 40'ta birini verdikten sonra sadaka onun inisiyatifine kalmıştır kişinin. Yani 40'ta bir malının zekatını veren insan, yani o 40'ta biri bağışlayan insan, zekatta mükellef olanlar tabii onları kastediyoruz. Artık cimri denmez ona yani. Ondan sonra sadaka ona kalmıştır. Fakat Ebu Zer radıyallahu anh bazı ayetleri daha farklı tefsir ediyordu. Onun kanaatine göre de ihtiyaçtan fazlasını bulundurmak doğru değildi. Tabii bu bir takva seçimi gerçekten. Ebu Zer radıyallahu anh'ın da takvada, zühtte çok ileri olduğunu bize rivayetler naklediyor yine. O dönemi anlatan kaynaklarda bunu okuyoruz. Fakat bu onun ve onun gibilerin özel duruşuydu. Ümmetin genelinin kanaati ise Hazreti Osman'ın ve onun gibi büyük sahabelerin iştihadı üzereydi. Zaten Efendimiz'in uygulaması da oydu. O hadise aslında buraya da bir şey yapıyor, gönderme yapıyor. Yani Hazreti Osman'ın oradaki durumu doğruydu aslında. O ümmetin genelini ifade ediyordu. Her ne kadar olayın ahir kısmı, hani Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh Medine'den sürülmesi vesaire acı gelse de bize, ama hadisede haklı olan Hazreti Osman radıyallahu anh olduğunu, onun makamının daha âli olduğunu, daha yüce olduğunu, zaten dört halifeden birisi olmasından ve aşere-i mübeşşereden olmasından, hem Efendimizin iki kızının damadı olmasından, yani iki kızından birden damadı olmasından, Zinnureyn rakabından biliyoruz. Onun fazileti tabii ki de önde ve onun iştihadı, kanaati de elbette Hazreti Ebu Zer'den önde. Buraya nasıl geldik? Buraya virkten geldik. İşte kerametler diyorduk. Bazı evliya biliyorsunuz varlığın zikrettiğini duyarmış. Yani onların hatta böyle hani yine anlatılır. Belki de Merkez Efendi ile ilgiliydi galiba ya da Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri ile. Onun şeyhi ona demiş ki hani Allah'ı zikretmeyen bir şey getirin bana. Öyle duydum ben hadiseyi. Diğerleri işte cansız şeyler getiriyorlar, nesneler getiriyorlar vesaire. O hiçbir şey getiremiyor diyor. Niye? Ya diyor neye eğilsem zikrettiğini duyuyordum. Kıyamadım. İşte buradan o şeyh hocası yani diğer talebelere onun makamının yüceliğini anlatıyor. Yani bu talebe artık olmuş bir kıvama gelmiş varlığın zikrettiğini duyabiliyor. Biz böyle duyamıyoruz. Biz kafa kulağıyla duyabilen insanlarız. Kalp kulağıyla duyabilen insanlardan değiliz. Ama bizim de anlayacağımız bir dil var. Hikmet dili. Lisan-ı hal dili. İşte o dil bize varlığın besmele üzere yaratılmış olduğunu gösteriyor. Şimdi o dili duymaya başlayacağız. İşitmeye başlayacağız. Görmeye başlayacağız. Bakalım nasıl bir dilmiş. Başta demiştik. Bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah der. Öyle mi? Öyle mi? Evet, nasıl ki görsen, bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren yani zorla bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin,
kesin bir şekilde, yakinen bu demek, kesin bir şekilde bilirsin. O adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Dün verdiğimiz örnek buna benzer bir şeydi. Burayı okumadan o örnek aklımıza geldi. Demek ki artık meleki olmuş bizde de. İşte bir polis gelse ya da işte sivil kıyafetiyle gelse. Bir polis ama sivil kıyafeti var. Polis olduğunu bilmiyoruz. Bir kahveye girse. Kahvede biz oturuyor olsak. Herkes ayağa kalksın, duvara dizilsin falan dese. Ya sen kimsin deriz yani. Üzerinde öyle bir emare okunmuyor ki. Bize bir şey yaptırması mümkün değil yani o. Kendi kalıbıyla, kuvvetiyle o işi yaptırması mümkün değil. Ama ne zaman ki cebinden çıkarıp kimliğini gösterse, polis olduğunu bize ispat etse, artık kendisinden ibaret olmadığı için, bakınız burası çok önemli, artık kendisinden ibaret olmadığı için, arkasında bir kuvvete dayandığı için, arkasında bir iradeye dayandığı için, arkasında bir yetkiye dayandığı için, ilme dayandığı için, artık bizi bükebilir. Bizi yerimizden kaldırabilir, bizi duvara dizebilir, bizden kimliklerimizi alabilir, sorgulayabilir. Neden? Vazifesi var, görevli, bir yer adına hareket ediyor. Eğer biz onu incitirsek o yerde bizi incitebilir. Bunu düşünürüz yani. Hayatın içinden bir örnek. İşte o da, burası da öyle. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namını hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Yani ben hani Risale-i Nur okuyana kadar kainatı bu şekilde hiç düşünmemiştim. Adiyat dediğimiz şey bizim gözümüzü çok bağlıyor ya da bizi çok köreltiyor yani kainata karşı, kainat tefekkürüne karşı. Sıradanlaştırma dediğimiz hastalık bizi çok köreltiyor. Biz görüyoruz her zaman tohum attığımızda bitiyor. Ağaç ektiğimizde büyüyor. Diyoruz ki bu hep böyle olur zaten. Bu hep böyle oluyor da. Hani genelde böyle oluyor da. Bunun hep böyle olması acaba hakkında düşünülmemesi anlamına mı geliyor? Yo, o anlama gelmiyor aslında. Doğrudan böyle bir zaruret ilişkisi yok. Fakat bizi böyle alıştırmış hayat. Ya da seküler hayat diyelim bizi böyle alıştırmış. Neden? Mesela bugün bilimsellik denen şey nasıl ilerliyor? Bilimde yeni bir şey keşfedilir. Yani bulunur mesela. Ne bulunur? Elektrik bulunur. Allah, dünyanın en önemli hadisesi. Elektrik de elektrik, elektrik de elektrik. 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 100 sene. O elektrik konuşulur veya işte onunla ilgili bir şeyler yapılır. Ama eskir. Ondan sonra elektrik hakkında böyle hayretler, ulan bu nasıl bir şey, ne büyük bir keşif falan duymazsınız. Çünkü bilim onu arkasına atar, ileriye gitmeye çalışır, yeni bir şey bulacak artık. İşte ne bulacak? Atıyorum işte nükleer teknoloji. Bir 100 yılda belki onu konuşuruz. Ya nükleer teknoloji süper bir şey falan işte, ne santraller var, ne elektrikler üretiliyor arkadaş falan filan gibi gibi. Başka icatlara da bunu vurabilirsiniz. İşte radyo çok büyük bir şeydi, televizyon çıktı, radyonun esamesi okunmaz oldu vesaire. Bu bilim bakışı, bu bilimsellik, modern eğitim bizi de böyle yetiştiriyor zaten. Hayretimizi hep sonrakine kaydırıyor. Şu an olana hayret etmez oluyoruz. Bakınız böyle yetiştiriyorlar bizi. Şu an bir çocuk Newton'un şaşırdığı bir şeye şaşırır mı? Şaşırmaz. Çünkü onları artık adiyattan bir hale getirdi. Mesela ben küçüktüm hatırlıyorum. Abim o zamanlar şeye meraklıydı, Bilim ve Teknik dergisine. Çok okurdu, alırdı. Orada cep telefonlarından bahsedilen bir sayısını okumuştu. Bize dedi ki bu kablolu telefonlar kalmayacakmış ileride dedi. Bunlar hep işte telsiz telefon gibi bir şey olacakmış dedi. Biz dedik ya nasıl olur öyle bir şey falan, hani böyle kafamızda olmaz mı diyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi, kablosuz falan telefon olacak, herkes birbiriyle kablosuz konuşacak falan. Gün geldi hakikaten öyle oldu. Şimdi
benim yeğenlerim buna şaşırıyor mu? Şaşırmıyor ama ben küçükken şaşırmıştım bunu duyduğumda. Ne oldu? Hayret böyle ilerliyor. Peki şunu düşünelim. Bugün yeğenlerimin cep telefonuna, telsiz telefona vesaire hayret etmemesi o icadın küçük bir şey olduğunu mu gösterir? Ya da o keşfin küçük bir şey olduğunu mu gösterir? Hayır. O zaten büyük bir şeydi. Bulunduğu zaman önemliydi ve sonraki teknoloji de zaten onun üstüne ilerleyecek. Yani mesela bugün insansız hava araçları. Onlar da aynı teknoloji zaten. Cep telefonu nasıl o mesajı kablosuz iletiyorsa insansız hava araçları da öyle iletiyor vesaire. Ama işte bizi böyle yetiştirdikleri için biz sıradan olanın hakkında düşünmez oluyoruz. Ya halbuki hayatın her anı mucize. Allah'ın yarattığı, hayatımıza kattığı ne mucize değil ki? Yağmur yağmasa 3 gün hemen göğe bakmaya başlıyoruz Allah'ın bize yağmur gönder diye. Güneş her gün doğuyor. Ne zaman dua ettik? Ne zaman tam böyle sabah kalkıp Allah'ım bu sabah da güneş doğdu şükürler olsun dedik? İşte bu sıradanlaştırma, bu bir hastalık. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sıradan şeyler dediğimiz bizim sıradan şeyler dediğimiz ayetleri çok örnek veriyor. Deveye bakmazlar mı, göğe bakmazlar mı, yıldızlar, ya da arı, karınca, bunun gibi çok canlı var ki Kur'an'da geçiyor. Bazıları da bundan böyle bir şey umuyorlar. Diyorlar ki ya Allah'ın sözü böyle olur mu ya? Hatta Kur'an'da ayet de vardır o sivrisinek bahsiyle ilgili. Ya Allah buna nasıl tenezzül eder? Allah işte sivrisinekten misal getirir mi falan, o zamanki kafirler de itiraz etmişler. Bugün de aynı konumdayız. Yine içimizden bazıları diyor ki ya Allah'ın sözü böyle olur mu ya? Ha işte Mustafa Öztürk'ün söyledikleri mesela yakın zaman tartışması. Ya Allah'ın sözü böyle olur mu ya? Allah'ın sözü şöyle. Arkadaş Allah senin o fehmine göre, senin rağbet ettiklerine göre konuşmaz ya. İrşat umumi olur. Allah herkesin anlayacağı dille konuşur. Allah kendi lisan, kendi şanına yakışır şekilde konuşsaydı hiçbirimiz idrak edemezdik zaten. Bizim öyle bir kapasitemiz var mı? Yani bizim kulağımızın alacağı sesin bile bir desibel sınırı var. Biz onun üstüne çıkamıyoruz. Köpeklerin duyduğu sesleri duymuyoruz. Bazen deprem olacak oluyor. Köpekler önceden sesini duyuyor. Biz duymuyoruz. Yani kulağımızın frekans ayarı zaten düşük. Veya yarasaların sesine zaten hiç çıkamıyoruz onların o iletişimine. Onlar daha da yüksek düzeyde. Yarasa sesle görüyor mesela, ışıkla görmüyor. Ses de anlıyor cisimlerin nerede olduğunu. Şimdi sen bu kadarcıksın, boyuna cismine bakmıyorsun, kafanın küçüklüğüne bakmıyorsun, beyninin küçüklüğüne bakmıyorsun. Allah'ın kelamı böyle olur mu? Yani sen yani biraz kendini tart önce. Bunlara girmeden önce kendini bir tart bakalım, sen bunları tartacak kantar mısın? Senin haddin mi böyle bir terazi olmak? Önce böyle biraz buna girmek lazım. İnsan biraz haddini bilmesi lazım ki istifade edebilsin Kur'an'dan. Haddini bilmeyen, hakikaten bu bir gerçektir. Haddini bilmeyen Kur'an'dan ders alamaz. Hatta dalalet alır, sapkınlık alır. Çünkü kötü bir pencereyle bakıyor, kirli bir pencereyle bakıyor. Gözüken şey güzel olsa da onun penceresi onu kirletiyor yani. Neyse çok dallandı, butaklandı, mevzuya dönelim. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Büyük bir sır ya. Tohumdan dev gibi ağaç çıkıyor. Bu çabuk olsa çok şaşırırız. Mesela tohum attık, birden büyüse böyle kocaman olsa deriz bu ne iş ya, ne oluyor? Ama 20 yılda oluyor, 10 yılda oluyor, 5 yılda oluyor atıyorum ağacına göre. Ondan dolayı biz şey yapıyoruz ya, 5 yılda büyüdü, büyür ya. Abicim ne farkı var? Arada sadece böyle bir gün ay farkı var. Onun dışında bir şey farkı var mı? O yine öyle birden büyüdü. O zaman nasıl seni kandırdı yani? Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. Ağacın tohumunun kendi adına değil başka bir şey adına hareket ettiğini gösteriyor diyor bu mucize hal. Yoksa o tohumun haddi değil onu yapmak. Demek her bir ağaç Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der, matbaa-i kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tağımlar içinde beraber pişiriliyor. Bir bostan. O bostana kaç türlü ağaç ekseniz, ben hatırlıyorum bizim küçüklüğümüzde, Gülcan ablanın bahçesinde kiraz ağacı vardı, elma ağacı vardı,
Başka ağaç da vardı belki de şimdi aklıma gelmiyor mesela. Kavak vardı. Şimdi arkadaş onu da eksen bitiyor, bunu da eksen bitiyor, bunu da eksen bitiyor. Hepsinin meyvesi başka başka, tatları başka başka ama birbirine karışmıyor. Yani kirazı ek, yanına da limonu ek veya yanına da cevizi ek. Onun tadı başka, bunun tadı başka, bunun tadı başka. Kazan aynı, yemek farklı. Hadi bakalım insan bunu yapabilir mi? Mesela bir tencerenin bir kenarında tatlı, bir tarafında tuzlu yapabilir misiniz siz? Yani yemek yapıyorsunuz, bir tencere içinde ikisi birden. Bir tarafında tatlıyı pişiriyorsunuz, bir tarafında tuzlu. Ya böyle bir şey mümkün değil. İnsanın sanatında böyle bir şey mümkün değil. İnsan bunu yapamıyor. Onlar karıştı mı tat da berbat oluyor. Ama Cenab-ı Hak toprak diye bir kazan yaratmış. O kazanda her şeyi ekiyorsunuz, her şeyi alıyorsunuz. Ne ona zahmet veriyor, ne ona zulmediyor, ne ondan çalıyor tadından, ne ondan bilmem ne yapıyor. Oluyorsa da insan elini karıştırdığı için oluyor işte. Aşılıyoruz veya işte tohumlarında böyle genetik oynamalar yapıyoruz, kırmalar yapıyoruz. Ondan dolayı bazı nahoşluklar belki tat kaçmaları veya sunilikler ortaya çıkıyor. Onun dışında düzen aynı şekilde işliyor. Bir bostanda bu kadar yemek pişiyor. Ya bu da gösterir ki o toprak kendi adına hareket etmiyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Çantacı Necmi abinin verdiği bir örnek var bununla ilgili. Komiktir de. Diyor hani hasta olsak, ya öleceğiz yani öyle bir hastalığımız var. Doktor diyor ki yaşaman için çaresiz bir kediyi tutacaksın, onun sütünü sağacaksın. 40 gün boyunca işte kedi sütü içeceksin, başka çaresi yok. Şimdi diyor kediyi tutması için bir ekip lazım. O kediyi yakaladıktan sonra sağmak için bir kişi bir bacağından, bir kişi bir bacağından, bir kişi bir bacağından, bir kişi bir bacağından. Her bacağı diyor birer tane adam lazım. Artı gövde de yani o kedi durmaz ki yani. Nasıl sabredeceksiniz o kediyi? Kedi durmaz. Kedi hareket ettikçe onu da böyle durduracak birisi lazım. Bir de sağacak bir adam lazım. O da diyor yine zar zor sağabilirseniz sağarsınız kediyi yani. O sütü ondan alırsınız. Ama kocaman inek, bazen böyle hani böyle yabancı ırklar oluyor. Holland diyorlar bizim orada. Montofon inekler falan. Dev gibi ya. Hayvanın heybetinden korkuyorsunuz. Yani biz çocukken korkardık. Onlardan bir iki tane vardı. Tabi akşam oldu mu çobanlar onları yaydıktan sonra geri sürüyü getiriyorlar. Onlar da dağılıyorlar evlerin arasına, ahırlarına doğru gidiyorlar. Bizim ilçede küçüktü yani böyle şeyler. Her gün yaşadığımız hadiselerdi. Şimdi o inek karşıdan geliyor 2-3 tane kocaman montofon. Hani yerliler gene ufak ufak, onlar mütevazi, onlara şey yapmıyoruz fazla ama. Ya hayvan o kadar heybetli ki böyle kenardan kenardan duvara sürtüne sürtüne yanından geçiyoruz böyle. Hani aman bize bir tasallut eder, bir saldırır falan diye korkuyoruz. Şimdi öyle bir hayvan dev gibi güçlü. Yani baksanız ondan yani ne ağırlık var, ne güç var, ne kas var yani o hayvanda. Altına bir tane çocuk gidiyor. Kovasını atıyor. Çık 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 çık. Bu kadar ya. Hani sağması bu kadar. Kedideki güçlüğü düşünün, inekteki kolaylığı düşünün. Cenab-ı Hak En'am suresinde bu hayvanları özel nimet olarak boşuna mı anıyor yani? Sen kendi kudretinle, gücünle bu hayvana boyun eğdirebilir misin? Eğdiremediklerim var. İşte kedi, atıyorum başka vahşi hayvanlar. Köpek evcilleşiyor da kurt evcilleşmiyor. İsterse gözü açılmamışken getir. Kurt kedi gibi olmuyor, köpek gibi olmuyor. Veya işte atı evcilleştiriyorsun, hadi zebrayı da evcilleştir. Zebra evcilleşmiyor. Olmuyor yani. Hayvan var evcilleşiyor, hayvan var olmuyor. Şimdi bu ikisindeki ayrım ne? Cenab-ı Hakk'ın lütfu bu. Başka açıklanamaz yani. Çünkü neyle açıklayacaksın? Genlerinde bilmem şu var bu var diye mi? Yok diyorsun ki hani senin, daha doğrusu onların diyelim. Senin diye konuşuyorum ben. Toplanıp kapıma gelmeyin dövmeye. Hani evrimciler diyorlar ya o onun soyundan geldi, bu bunun ırkından geldi falan. Ya arkadaş bunlar akrabaysa bu tenakuz niye var? Bunların niye bazısı böyle bazısı şöyle? Ya bu özellikle evcilleşme konusunda. Diyorlar ki işte köpekler sonradan uyanmışlar ki insanlar işte daha besleyici falan filan. Tamam köpek uyanmış da kurt niye uyanmamış? Niye öyle dolaşıyor hala 8-10 kişi beraber takılıyorlar? Bakıyorsun köpekler de çok mutlu değil yani, onlar niye vahşi doğaya çıkmıyor? Şehirdeki köpekler çok mu mutlu yani? Çok mu rahat yaşıyorlar? Yok.
Bence doğadaki kurtlar daha rahat. Daha rahat besleniyorlar. Yani bu da bakış açısı fark. Yani burada ama bize verilen örnek süt çeşmesi olması mesela. Sütü biz mesela düşünün, süt diye bir şey olmasa sütü biz kimya laboratuvarında yapabilir miyiz? Balı yapabilir miyiz? Abi yapamıyoruz. Bakın bugün suni olarak bunları yapmaya çalışan kimyacılar uğraşıyorlar falan filan. Şunu yaptık diyor. En azından diyor ki yani besin değeri yakın. Besleyiciliği yakın. Abi dilinize değdiriyorsunuz. Ne tadı tadına benziyor. Ne yenecek, içinecek bir şeye benziyor yani. Öyle sıkıntılı bir şey. Ama işte mineral değerleri falan filan yakınmış, tamışmış yani. Bir ara Avrupa'da öyle bir şey yapmışlar galiba. Mineral değerlerini arttırmak için sütle ilgili bir uygulama yapmışlar. Bakmışlar ki bebeklerin çoğunun midesi rahatsız. Niye falan araştırmışlar. Meğer sütte, anne sütünde belli bir zamana kadar demir olmuyormuş. Bunlar demişler ki yani o da olsun. Anne sütünde eksik buluyorlar bak. Anne sütü eksik, onlar ona artı yapacaklar yani demir de olsun. İyi de çocuğun midesi bakalım onu kaldırıyor mu ki? Cenab-ı Hak çocuğun midesi kaldıramadığı için annesinin sütüne demir koymamış. E sen şimdi kattın suni ne oldu? O çocuklar hep midesinden rahatsız doğmuşlar ya da öyle yaşamışlar ilerleyen hayatlarında. Çünkü o suni süt midelerini rahatsız etmiş. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Yine güzel bir örnek. Biz bir toprağa yani eşsek, kassak, dibine insek nasıl yapıyoruz? İşte ya onun böyle deliciler var, büyük sanayi şeyleri, onları çağırıyoruz. Ya bir hilti, ya bir işte atıyorum elimize kazma kürek alıyoruz, onunla yapıyoruz. Zahmetlerle yapıyoruz. Ama tohumu attığın yerde tohum o incecik dallarla yolunu bularak ilerliyor. Bazen oluyor, kayanın içine atıyorsun, kayayı parçalıyor. Öyle fotoğraflarda internette çok görürsünüz yani. Tohumu taşa atmışlar. O taşın içinde büyümüş, taşı parçalamış. Ya ama şeye baktığınızda o ağacı kırarsınız yani. O kadar bir kuvvetli yok. Ama taşı kıramazsınız. Bu kol kuvvetiyle olabilecek iş değil. Fakat var bir sır onda ki Cenab-ı Hak ona bir yol öğretmiş. O Bismillah demiş. Allah da ona ilminden bir yol öğretmiş. O yolla o taşı da parçalıyor, o toprağı da deşiyor, yolunu da buluyor, suyu da buluyor. Hatta öyle ki bu yakınlarda bir kitap okudum ben, Bitki Zekası diye. İtalyan bir profesörün. Ağacın tohumunun kökü, akrabası olan tohumun kökünü tanıyor. Mesela aynı ağaçtan alınmış iki tohumu bir toprağa ektiğinde tohumlar birbirini taciz etmiyorlarmış. Yani köklerinde böyle onların arasında yarış olurmuş. Birbirlerinin toprağından daha fazla alan almak için. Eğer o tohumlar akrabaysa, kardeşse birbirlerinden o alanı almıyorlarmış. Daha böyle yavaş yavaş büyüyorlarmış. Ama yabancı bir tohum getirip ektiğin zaman sanki o onun yabancı olduğunu tanıyor. Yani sankisi yok, zaten tanıyor. Başka türlü olamaz. İki tohum da yarışıyormuş böyle toprakta arsa almak için. Kim daha önce kapatacak? Mafya gibi böyle. Yarışıyorlarmış. Yani düşünün ya, bunu nereden biliyor bu? Ya, beyni bile yok bu canlının ya. Kim düşünüyor bunun adına? Bir yere dayanıyor, bir ilme dayanıyor. Cenab-ı Hak da o ilimden onun müvekkel meleğine veriyor. O müvekkel melek de ağacına söylüyor. Ağaç da ona göre hareket ediyor. Biz bu kainatın bu şuur tarafını meleklerle açıklıyoruz değil mi varlığın? Meleklerin vazifesine, özellikle Mikail Aleyhisselam'ın uhdesinde olan melekler ve en başta o, bu kainatın işlerinin yürütülmesi, özellikle dünyadaki bu işlerin yürütülmesi onların uhdesinde. Evet. Ama tabii modern bilim bunu anlayamaz. Modern bilim onu gördü mü hemen şey diyor, bu diyor kök diyor, düşünüyor diyor. Nasıl düşünüyor? Düşünüyor diyor ya, karıştırma diyor. Düşünüyor diyor çünkü başka türlü açıklayamaz onu. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi. O sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi, tam bir kolaylıkla yayılması ve yer altında yemiş vermesi, değil mi? Patates vesaire toprağın altında yemişleri. Hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması. Değil mi? O güneşin karşısındaki o yapraklar. Hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Biz böyle birazcık dolaştım mı bir su olsa da içsek. Tabiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki
en güvendiğin salabet yani sertlik ve hararet yani sıcaklık dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asa-i Musa aleyhisselam gibi fekul nadrib bi asakel hacer emrine imtisal ederek yani uyarak taşları şak eder. Bu ayet-i kerime ne? Mealini okuyayım kısa bir mealini. Bir zamanda Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Vur asanı taşa buyurdu. Bakara suresinin 60. ayetiymiş bu. Musa aleyhisselam biliyorsunuz çölde kavmiyle beraber susuzluk çekiyor. O zaman Cenab-ı Hak ona ilham ediyor. Asasını taşa vuruyor ve taştan su fışkırıyor. 12 boy herhalde o kadarlardı. Her bir boy ayrı bir yerden su içebiliyor o sayede. Yani bu mucize, bakın bu ayet geldi nereye bağlandı? Cenab-ı Hak diyor ki, yani Üstad Hazretleri bize diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın Musa'ya nasıl bu ayetle suyu bulmasını öğrettiği gibi, nasıl ki bu ayetle onu gösterdi, aynı zamanda kainattaki herkese de gösteriyor. Daha doğrusu her canlıya gösteriyor. Daha doğrusu bitkilere özellikle gösteriyor. Çünkü bitkinin bir yere gidip su alabilme imkanı yok. 100 metre ilerisinde nehir olsa gidip o nehirden su içebilir mi? Bitki içemez. Onun olduğu yerde o suyu bulması lazım. Cenab-ı Hak da ona öyle bir ilham ediyor ki o kökler suyun nerede olduğunu anlıyorlar. O tarafa doğru böyle uzuyorlar. Ta ki o suya varıncaya kadar, o yaşlığı buluncaya kadar. Oraya kadar uzuyorlar. Oradan bık bık kendisine göre, kendi yapısına, fiziğine göre o suyu emiyor. Bakın bu kainattaki bu uygulama, bu bir kanun. Yani suya muhtaç olanın suyu bulması kanunu. Hareket edenler hareket ederek buluyorlar. Bir şekilde mesela kuşlar buluyor, hayvanlar buluyor, bazıları sezgiyle buluyor, bazıları Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla buluyor, bazıları emarelerden buluyor vesaire. Ağaçlar da bulabiliyor. Hepsi aslında bu ayetin içindeki kanunu bize anlatıyor. Bu ayet belki de bu kanunu bize haber vermek için. Cenab-ı Hak nasıl Musa aleyhisselamı vur asanı taşa diye sudan haberdar etti, suyun bu şekilde bulunabileceğinden, yere altından çıkabileceğinden haberdar etti. Her şeyi de öyle haberdar ediyor. Biz şuurunda olalım, olmayalım. Yoksa bu canlılık sürmezdi. Evet. Ve sigara kağıdı gibi ince, nazenin yapraklar, birer azay-ı İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya nâr-ı kuni berdev ve selâme ayetini okuyorlar. Bakın, bu sefer de İbrahim aleyhisselamın Nemrut'un ateşine atılması hadisesi örnek olarak verildi. Orada ne oluyor? İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut atıyor ama Cenab-ı Hak bir emir veriyor. Ne o emir? Onu da bakalım aşağıdan kısa bir mealini okuyalım. Biz ateşe şöyle ferman ettik. Ey ateş, serin ve selametli ol. Bu da Enbiya suresinin 69. ayetiymiş. Ey ateş, biz ateşe şöyle ferman ettik. Ey ateş, serin ve selametli ol. Şimdi bu ayet bir kanun. Bakın yine yukarıdaki gibi. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam bu şekilde korundu, Cenab-ı Hak ateşi selametli olma emriyle, serin ve selametli olma emriyle durdurdu, tesir ettirtmedi. Aynı şekilde bu bitkilerin yaprakları da ya da ağır hararet şartları altında hayatta kalabilen canlılar da, ya öyle canlılar var ki denizlerin dibinde, biliyorsunuz oralarda volkanik faaliyetler nasıl dünyanın yüzeyinde oluyorsa denizin dibinde de olabiliyor. Yani mesela diyelim magma tabakasından sızma var. O sızmanın civarında bile 300 dereceye işte belki daha fazlasına şu an bilmiyorum hani bilim adamları ne kadarını keşfedebildi. Bu kadar yüksek hararete dayanabilen canlılar var. Bu canlılar ne diyor bize? Bu İbrahim Aleyhisselam'a bahşedilen mucizenin bir emaresi de bizde var. Yani biz de bunu yapabiliyoruz. Biz de bu kanundan haberdarız. Bu kanunun bir tecellisi de biziz. Demek ki bu mucizeler bize aynı zamanda kainattaki kanunlardan da haber veriyor. Bir diğeri, bunu Üstad Hazretleri yanlış hatırlamıyorsam Mucizat Ahmediye'de söylüyor. Bize de bir nasihat var. Bakın nasıl İbrahim Aleyhisselam ateşten kurtarmış Cenab-ı Hak, bize de böyle bir imkan var. Mesela bugün itfaiyecilerin öyle elbiseleri var ki, normal elbise hemen ateş dokunsa yanar, onlarınki yanmıyor. Veya özel efekt uzmanları bazen yanan adam yapıyorlar mesela, adam yanmış oluyor böyle koşuşturuyor falan.
Adamı çıkarıyorlar o dublörü şeyin içinden. Hiçbir yerinde bir yanık yok. Nasıl oluyor? Ya öyle bir malzeme yapmışlar ki o ateşi içeri sızdırmıyor ya da aldırtmıyor vesaire. Yani yanmayan, hararete karşı dayanabilen maddeler var. İnsanlığa işaret var bu mucizelerde. Bulursanız siz de bunu başarabilirsiniz. Cenab-ı Hak bu kanunu bütün kainata yaymış. Bu ayetlerin her birisi birer kanun. Bu mucizeler birer kanun. Evet. Nasıl ki işte yukarıdakinde şimdi biz artezyen kuyusu diye bir şey yapıyoruz değil mi? Böyle yere vuruyoruz, derine iniyoruz, oradan suyu çıkarıyoruz. Musa Aleyhisselam'ın asası da onu yapmış işte. Yine bize bir işaret. Evet. Madem her şey Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Burayı niye söyledi yukarıyla beraber bağlarsak? Diyoruz yani Üstad Hazretleri'nin her söylediğinde bir hikmet var. Öyle bakmak lazım bu cümlelere. Bakın yukarıda bize kanunlardan bahsetti. İşte varlığın üzerine yaşadığı kaidelerden bahsetti. Bismillah'ın lisan-ı hal ile bütün varlığın virdi zebanı olduğundan bahsetti. Biz mutlu olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bu kanunlara uymamız lazım. Bir şehre gittiğimiz zaman, bir ülkeye gittiğimiz zaman oranın yasasına uymadığımızda rahat eder miyiz? Ettirirler mi bize rahat? Ettirmezler elbette. Amerika'ya gittim mesela. Şimdi öyle ülkeler var ki Türkiye'de suç olmayan şey orada suç. Ağzınızı açtırmıyorlar mesela o konularda. Konuştuğunuz zaman hemen içeri alıyorlar vesaire. Bilmezseniz, kollamazsanız, yapmazsanız orada suçlu durumuna düşebilirsiniz. Orada rahat vermezler size. O zaman biz de eğer bu hayatta, bu kainatta, bu varlığımızda, bu bedenimizin içinde, bu bedenle beraber rahat etmek istiyorsak, kainatın üzerine yaşadığı, yaşatıldığı, var edildiği kanuna uygun hareket etmemiz lazım. O kanun ne peki? O kanunda Bismillah. Bismillah diyenlerden almak, Bismillah demeyenlerden almamak, yasa dışı bir iş yapmamak için, suç işlememek için. Allah'ı bilen adamla iş yapmak yani daha doğrusu ya da Allah'ı bilenlerle iş yapmak. Ha tabii ticarette bazen mevcut oluyorsunuz, bilmeyenlere de iş yapıyorsunuz. Onda da işte başka bir sır var, bir yerde gelecek. Sen Allah diyerek al diyor üstad. Başka bir vahiste onun cevabını veriyor. O bilmiyorsa, gafilse, sen mecbursan alacaksan, sen Allah'ı hatırla, onu veren o değil, onu veren Allah diye sen hatırla diyor, öyle al. Bismillah diyerek al diyor mesela. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Yani olan bu zaten. Biz dahi Bismillah demeliyiz, yasaya dahil olmalıyız, Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Gördüğünüz gibi Bismillah nereden geldi, ne oldu? Biz en başta neyi konuşuyorduk? Ya Bismillah Müslümanların dünyasında niye bu kadar önemli? Niye bu kadar çok söylüyorlar? Arabaya biniyor Bismillah, arabadan iniyor Bismillah, misafirliğe gidiyor Bismillah, iş yerinin kapısını açıyor Bismillah, tamirata başlıyor Bismillah, kitabını açıyor Bismillah, kapatıyor. Elhamdülillah kapatıyor yani, kapatması öyle. Yani bu Bismillah Müslümanların hayatında neden bu kadar büyük önem taşıyor diye sorguladığımızda en son buraya geldik. Gerçi bahsimiz devam edecek ama onu bir dahaki derse bırakacağız. Bu Bismillah aslında kainattaki sisteme dahil olma, uygun adım yürüme. Kainat zaten Bismillah üzere yürüyor. Biz de Bismillah diyerek ona dahil oluyoruz. Böylece uyumu kazanıyoruz, uyumu sağlıyoruz, mutlu oluyoruz. Çünkü bir yerde sisteme dahil olan mutlu olur. Temelin ters yola girmesi gibi bütün arabaların üzerine geldiğini sanır yani. Öyle olmamak için Bismillah söylemek, kuşanmak ve onunla yaşamak lazım. Evet, yine epey konuştuk. Epey de zamanınızı aldım. Kusura bakmayın, gene çok konuştum. Az metin okudum. Bir kısmımız kaldı. Burada başka bir suale geçtiği için orayı almıyorum. Orayı bir dahaki derste müstakil olarak konuşuruz diye umut ediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak afiyetle ömür verirse, başka bir sıkıntı olmasa inşallah bunları konuşuruz. Tefekkür ederiz. Alacağımız çok hisseler var. Cenab-ı Hak almayı nasip eylesin hepimize. İdrak edebilmeyi başta bana ve sonra sizlere de nasip eylesin.
bunlar üzerine yaşamayı, asıl önemli olan bu. Yani o ahir zamanda haber verilen bazı insanlar var. Cenab-ı Hak o talihsizlerden eylemesin. Kur'an okurlar da diyor, gırtlaktan aşağıya inmez onların okuduğu Kur'an diyor. İşte biz de şu an Cenab-ı Hakk'ın marifetine dair bir şeyler okuyoruz. Ayetler okuduk yukarıda. Onu Cenab-ı Hak bizim gırtlağımızdan kalbimize indirsin, hayatımıza indirsin, sözümüze, gözümüze, kulağımıza indirsin. Hayatta tecellileriyle yaşamayı bizlere nasip eylesin. Asıl hüner o. Asıl hüner ilmi yaşamak, ilmi öğrenmek, yaymak. Bunlar da tabii güzel şeyler ama asıl hüner o ilmi yaşamak. Cenab-ı Hak yaşayanlardan eylesin. Allah sizden de razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.